Tabii ki sosyal güvenlik sistemi çok önemli bir sistem. Yani 84 milyon nüfusun tamamını kapsayan, yani doğumdan ölüme, hatta ölüm sonrasını da içerecek şekilde insanların rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi çok önemli. Burada ev hanımları konusu da hep bu sistem içerisinde önemli koruyarak bugünlere gelmiş. Şimdi önümüzdeki süreçte biliyorsunuz 14 Mayıs'ta bir seçimler var. Bu seçimler nedeniyle de siyasal partilerin ana gündem maddelerinden bir tanesi de bu ev hanımlarının emeklilik konusu. Ancak bilinmeyen bir husus var. Şu anda mevcut sistemimizde zaten ev hanımlarının emekli olma imkanları mevcut. Fakat şöyle bir konu var. Ev hanımlarımız sistemde 4A dediğimiz SSK'lı eski tabirle, yani bir işverene bağlı olarak çalışanlar var. Bunlar 7200 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. 4B dediğimiz Bağkur eski sistemde bağımsız çalışanlar. Bunlar 9000 gün prim ödeyerek emekli olabiliyorlar. Bir de devlet memurlarımız var. Onlarda da 9000 gün prim ödeyerek emeklilik imkanları mevcut. Şimdi ev hanımları bu kapsamda 4B statüsündeler. Yani bağ kurulu gibi isteğe bağlı sigortalı olarak emeklilik haklarını elde edebilirler bugünkü sistemde. Bunun anlamı şu: 9000 gün prim ödeyerek ev hanımlarımız bugünkü sistemde emekli olabilirler. Fakat tabii ki 9000 gün değil de bizler de 4A'lı gibi 7200 gün prim ödeyerek emekli olabilir miyiz? Prim oranlarında bir düşüş yaşanabilir mi? Daha kolay nasıl emekli olabiliriz? Talepleri bugüne kadar gelmiş. İşte bu talepler çerçevesinde de ev hanımlarının daha kolay, daha rahat emekli olabilmeleri için siyasal iktidarlar veya muhalefet tarafından ev hanımlarıyla ilgili bir takım taahhütlerde bulunuluyor. Bugün de geldiğimiz ortamda hem biliyorsunuz iki tane ittifak var, Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı ortakları tarafından ev hanımları konusu tekrar gündeme getirildi ve bu konuyla ilgili bir takım açıklamalar yapıldı. İnşallah bu konuda da sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Millet İttifakı tarafından biliyorsunuz ortak politikalar mutabakat metni adı altında 2300 maddelik bir taslak hazırlanmıştı. Bu aynı zamanda hükümet programı niteliğinde. Ben bu taslağa da baktığımda bu taslağın 8. bölümünde Sosyal Politikalar Başkanlığı başlığı altında Sosyal Güvenlik bölümünde ev hanımları ile ilgili bir takım düzenlemeler yapılacağı taahhüdünde bulunmuş. Bu taahhütte şöyle diyor: İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik hakkı bulunan ev hanımlarımız için prim ödeme gün sayısı ve oranı ile sigortalılıktan önce yaptıkları doğumlarla ilgili borçlanma hususlarında iyileştirmeler sağlayacağız diye bir hüküm yer almış. Yani ev hanımlarımızla ilgili böyle bir hüküm var. Yine Cumhur İttifakı adına Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Burada da ev kadınlarımızın emekliliğine priminin üçte birini ödeyerek katkıda bulunacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak bunların hepsi şu aşamada açıklama niteliğinde, taahhüt niteliğinde, henüz yasalaşmış hiçbir konu söz konusu değil. Muhtemelen seçimlerden sonra bu konu gündeme gelecek. Yeni oluşacak siyasal iktidar bu konuyu gündemine alacak. Türkiye'de 14,7 milyon ev hanımımız var. Yani 14,7 milyon sayısı çok önemli ve bu her seçim döneminde de dikkat çeken bir sayısal üstünlük. Dolayısıyla bu konuda mutlaka önümüzdeki süreçte iyileştirmeler yapılacağını söyleyebiliriz. Ben sadece eski Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı olarak bu konuda hangi açılımlar getirilebilir? Bu konuda bir iki şey söyleyebilirim. Üç tane çözüm önerisi sunabilirim. Bunlardan bir tanesi, şu anki sistemde ev hanımları 4B statüsünde sayıldıkları için 9000 gün prim ödemek durumundalar.
Bunlar 4A statüsünde olduğu gibi 7200 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı sağlanabilir. Böyle bir açılım getirilebilir. Bir diğer konu, biliyorsunuz hanımlarla ilgili bir doğum borçlanması var. Yani 3 çocuğa kadar 6 yıl borçlanmak suretiyle erken emeklilik hakkı elde edebiliyor bayanlar. Bu doğum borçlanmasının sigorta başlangıcından sonra yaptıkları doğumlar için geçerli. Bu konuda sigorta başlangıcından önce doğum yapmışlarsa ev hanımlarımız, bu doğumlar içinde borçlanma imkanı getirilerek ev hanımlarımıza böyle bir açılım sağlanabilir. Bir diğer konu, şu anda ev hanımlarımız isteğe bağlı sigorta olarak %32 oranında prim ödüyorlar. Bunun %20'si uzun vadeli sigorta primi, %12'si genel sağlık sigortası primi. Prim oranlarında ev hanımlarımıza mahsus olmak üzere bir miktar daha indirim konusu söz konusu olabilir. Ancak bütün bunların tabii ki aktüeryel dengeler gözetilerek, konunun sivil toplum kuruluşları tarafıyla görüşülerek değerlendirilmesi gerekir. Yani biz yaptık bunları şeklindeki bir anlayış doğru değil. Yani hem ev hanımlarımızla ilgili önemli bir takım açılımlar getirelim ama ülkenin sosyal güvenlik geleceğiyle ilgili de o geleceği riske atmayacak adımlarla birlikte bunu düşünelim, değerlendirelim şeklinde konuya yaklaşmamızda fayda var.